Gelin şimdi tüm özelliklerine beraber bakalım. İlk başta burada helikopter almakla başlayalım dostlar. Bakın şu anda helikoptere de değinmeden önce şunu da söylemem gerekiyor. Şu anda envanterimde kılıç ve benzin gibi araçları görebiliyorsunuz. İşte bunlarla birlikte helikopterimizin benzinini doldurmaktayız. Zaten buna değineceğiz. O zaman şimdi helikopteri nereden alacağımıza bakalım. Helikopteri almak için burada tek yapmamız gereken. Herkese tekrardan selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yepyeni bir modda daha karşınızdayım. Fakat tabii ki de video geçmeden önce eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanıma bir video istiyorsanız bana destek olmak adına aşağıdan kanala abone olmanız ve yandaki bildirim açmanız yeterli. Ayrıca bu kanala katılarak da daha birçok yeni özellikten ve aracaktan da yararlanabilirsiniz. Ve tabii ki yeni sizlerden birçok modellerinizi istemiştim. Ve yeni sizler boşumuz bana birçok farklı modelleriniz. Ve bu mod arasında bugün konumuz helikopter modu oldu. Evet artık bu mod sayesinde gerçekten helikoptere sahip olabilir ve onunla birlikte uçabiliriz. Fakat bu sadece basit bir helikopter de değil dostlar. Birçok ek özellik de sunmakta. Gelin şimdi ek özelliklerden bahsedelim. Fakat tabii ki ek özelliklerden bahsetmeden önce benden çekinmesiniz ufak modları varsa bunu şu an yorumlarda bol bol yazabilirsiniz. O zaman şimdi gelin ek özelliklerden bahsedelim. Evet dostlar başkadan da gördüğünüz gibi az önce bahsettiğimiz gibi konumuzun helikopter modu olduğunu söylemiştik. Zaten helikopterle birlikte uçabileceğimizi biliyoruz. Fakat bundan da ziyade modun en büyük özelliği helikopterimize hem envanter hem de savaş mekaniği eklemesi. O zaman şimdi gidelim bu modu Minecraft'a kuralım ve denemesini birlikte inceleyelim. Fakat tabii ki de kuruluma geçmeden önce eğer ki kurulumdan sorun yaşarsanız açıklamada bırakacağım linkten kurulumda da şükür anlattığım videoya girebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz. O zaman şimdi gidelim bu modu Minecraft'a kuralım. Burada ise helikopter modunu kurmak oldukça basit olacaktır. İsterseniz modu oyunda yeni yaşı koyabilir, isterseniz de daha önce şunu videoya kurarak koyabilirsiniz. Tamam, simsi kalmış. Ben burada sizlere modu tanıtmak için daha önceden bir video açmıştım ve bu dünyayı düzenleyerek göstereceğim. Oyun ayarlarında ise tabii ki sizler burada bulunan dünya adını ve versiyon modunuzu yine istediğiniz gibi tamamen size kalmış. Bizim için burada hemen önemli olan kısım her zaman olduğu gibi denemeler kısmı olmakta. Bu modun çalışması için ise burada bulunan tahta özellikleri, özel biyomlar ve sonra diğer modifikasyon bildirileri seçeneklerini açmanız yeterli olacaktır. Sonraki aşamada ekran tasarımı altında bulunan kaynak paketleriyle ve daha rampa gidiyle işimiz olacak. İlk öncelikle buradan kaynak paketlerine geliyoruz. Tabii ki sizlere açıklama kısmındaki vermiş olduğum linkten bu modu indirdiğinizde paketleme menüsünde en üstte yer alacaktır. Sonrasında benim yaptığım gibi buradan paketlerimi seçip Black Hole paketini etkileşmeniz yeterli. Sonraki işlemde yine bu işlemi dağın içinde yapmaktasınız. Yine buradan da paketlerimi seçip paketi bulup devam etmeniz yeterli. Evet efendim kurumumuz bu şekildeydi. O zaman gelin şimdi dünyaya geçelim ve tabii ki de modu denemesini inceleyelim. Sizler de oyununuzda helikopter kullanmak ister miydiniz? Yanıtınız evetse bu mod tam size göre. Bu mod sayesinde sadece helikopterden yararlanmakla kalmayıp birçok özellikten yararlanmak istiyorsanız bu videoyu izlemeye devam edin. Gelin şimdi tüm özelliklerine beraber bakalım. İlk başta burada helikopter almakla başlayalım dostlar. Bakın şu anda helikopterde değinmeden önce şunu da söylemem gerekiyor. Şu anda envanterimde kılıç ve benzin gibi araçları görebiliyorsunuz. İşte bunlarla birlikte helikopterimizin benzinini doldurmaktayız. Zaten buna değineceğiz. O zaman şimdi helikopteri nereden alacağımıza bakalım. Helikopter almak için burada tek yapmamız gereken envanterimizde bulunan doğa menüsüne gelerek yumurta menüsünü bulmak olacaktır. Ve bakın şu anda yumurta sekmesinde Blaze'e geçen helikopter olduğunu görebiliyorsunuz. Bu mod birazcık eski olduğu için yani 2017'de de çıktığı için şu anda canlı yayına geçmekte. Ama 2017'ye göre bence efsane özelliklere sahip olduğunu gerçekten ama gerçekten tekrar söylemem gerekiyor. Zaten şu anda birlikte bakacağız. Şimdi helikopterimizi aldık. Peki helikopterin özellikleri ne? Gelin şimdi buna değinelim. İlk başta helikopteri koyduğumuzda dostlar tabii ki de binebiliriz. Şu anda bakın envanterimin altında bin tuşunun olduğunu görebiliyorsunuz. Binerek artık helikopterimin içerisine oturabilirim. Fakat oturduktan sonra da tabii ki benim bir benzine ihtiyacım var değil mi? Yani helikopterim tek başına uçamaz. Bunun için ise modun değiştirmiş olduğu kartı bunu kullanmaktayım. Yani benzin de diyebiliriz. Benzin doldurmak için ise tek yapmam gereken burada helikopterimi fırlatmak olacaktır. Bakın şu anda fırlattım ve uçmaya başladı bile. Şimdi bir helikopterle birlikte uçmayı deneyelim. Ne yapıyorum burada? Helikopterimi koydum ve uçarak üzerine benzin atman gerekiyor. Çünkü burada biraz hızlı olmanız gerekiyor ki bir anda benzin attığınızda helikopter havalanmaya başlıyor. O yüzden yukarıdan benzini fırlatmanızı tavsiye ederim. Evet şu anda kartopumu aldım yani benzin yerine geçen benzinimi aldım. Ve üzerine bir kere attığımda ve bin tuşuna bastığımda evet şu anda helikopterimize bindik ve bakın havalanmaya başladı. Peki ben bunu nasıl kontrol edebilirim? Yani şu anda kafasına göre uçmaya başladı değil mi? Benim bunu kontrol etmem için bana elmas kılıç gerekmekte. Elmas kılıcı tuttuğumda bakın şu anda döndürebildiğimi görebiliyorsunuz. Ki böyle kontrol edebilsek bile tek kötü yanı bunu sadece sağa sola çevirebilmemiz. Yani aşağı yukarı hareketlendiremiyoruz. Dezavantajından da bahsettiğimize göre dostlar ne demiştik? Bu normal helikopterlerden farklı bir helikopterdi değil mi? Yani savaş helikopteriydi. İşte bu helikopter sayesinde normal helikopteri de bırakın. Bu helikopter kötü canlılara da saldırabilmekte. Yani zombi gibi, iskelet gibi size saldırabilecek bütün canlılardan eğer ki yakınsa zırh koruyabilmekte. Peki bundan da bahsettik. Hemen inelim.
Şimdi helikopterimizin son özelliği ne demiştik? Envanteri vardı değil mi? Yani belli bir saklama alanı vardı. Peki buna nasıl erişiyoruz? Bu arada anlatırken de suya düştüm. Her neyse. Şimdi helikopterimizin envanterine değinelim. Envanterine erişmek için ise burada tek yapmamız gereken dostlar olduğumuz yerde el butonuna basmak ve helikopterin üzerine gelmek. Bakın şu anda aç butonun olduğunu da görebiliyorsunuz. Eğer ki buna basarsam şu anda helikopterin bana sunmuş olduğu 5 slottan yararlanabilir ve şarjımı burada da saklayabilirim. Bana soracak olsanız ben Jack'ten sunmuş olduğu özelliklerle ön plana çıkıyor. Ne kadar eski bile olsa bence 2017 sürümüne göre mükemmel olmuş. İlerleyen güncellemelerde daha iyi özellikler de eklenebileceğini düşünüyorum. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi veya beğenmediniz mi? Bunları da yorumlarda deneyimini ilk kez alsanız çok sevinirim. Bu arada bu videoyu biraz yetiştirmem gerekiyordu. O yüzden hızlı konuştuysam da kusuruma bakmayın. O zaman bu videonun da yavaştan sona gelelim. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları video seviyorsanız bana destek olmak adına aşağıdan kanala abone olmanız ve yandaki bildirim yeterli. Bana daha fazla destek olmak istiyorsanız da bu kanala katılarak daha birçok yeni özellikten de yararlanma şansına sahip olabilirsiniz. O zaman diğer modlarında görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.